Kayıttaymışız. Ceviz mükemmel yemiş. İçinde omega 3 ve omega 6 oranı gerçekten mükemmel olan tek kuru yemiş. Yemeyeceğim çünkü ağzım doluyken konuşamıyorum. Şimdi bugün ne konuşacağız? Alışveriş. Alışveriş yapmadan önce evde yapmamız gereken birkaç şey var. Birincisi evi temizleyeceğiz ki yerine yenebilecek gıdaları koyalım. Evi temizlemezsek ne olur? Birincisi onlar bizi sürekli dürter. Ne yapıyoruz? Mutfağa dalıyoruz. Buzdolabını bir açıyoruz. Leş gıdaları, yani hepsi Allah'ın nimeti, onu kabul ediyorum. Ama artık neler yenir, neler yenmez sağlık açısından onları biliyoruz. Kötü olan şeyleri bir atıyoruz. Bayatlamış olanları da atın, buzdolabınızı da bir silin. Arkasından erzak dolabına. Erzak dolabına dalıyoruz. Neleri atıyoruz? Bakliyatı atıyoruz. Nohut, mercimek, bilmem ne, pirinç, bulgur, makarna, şu bu. Elbette günah. Bir şey mi var? Yok. Elbette günah. Başkasına verin. Şimdi ben kendi yemediğim şeyi, bu benim sağlığıma zararlı, al kardeşim sen ye deyince aslında hafif bir vicdan muhasebesi yapıyorum ama elbette size kalmış. Çöpe atmayın. Aileniz varsa mutlaka aileniz için bunları saklayacaksınız. O zaman kendinize bir tane keto rafı, keto dolabı ayarlayın. Evde ne kadar sizi tahrik edecek besin maddesi az olur ise siz de o kadar az yoldan saparsınız. Atacaklarımızı attık ve yemek alışverişine çıkıyoruz. Markete gidiyoruz. Şimdi neler alacağız? Bazıları olması gereken, evde sürekli bulunması gereken gıdalar var. Bazıları da doğal olarak günlük almamız gereken şeyler. Neler evde bulunması gerekiyor? Tereyağı. İyi bir tereyağı. Alabileceğiniz en iyi tereyağını alın. Zeytinyağı. Halis. Mümkünse soğuk sıkı. Halis kim ya? Halis diyorsun da. Halis olabilir mi o? Halis tereyağı. Halis zeytinyağı. Halis zeytinyağı. Halis. Halis Komili. Ömer Komili. Halis. Halis mulis. Neyse işte sen orayı halledersin. Kafamı karıştırdın. Hindistan cevizi yağı. Ya şunu baştan alıyorum. Tereyağı, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, MCT yağı. MCT yağını anlatmıştık. Bunları alın dolabınıza koyun. Tatlandırıcılar. Baştan sizi keto tatlısı yapmak için dürtmek istemiyoruz. Ama elbette evinizde bir tatlandırıcı bulunması gerekiyor. Bunlar neler? Eritritol, stevia veya monk fruit. Neden bu üçü? Neden hayatınızda duymadınız? Ben de keto ile öğrendim. Çünkü bunlar kan şekerini yükseltmiyor. Onun dışında kolanın içinde, diyet kolada bulunan, diğer diyetetik dediğimiz gıdaların içinde bulunan aspartam, sükraloz, maltodekstrin falan filan gibi ismine ağzımızın dönmediği, dilimizin dönmediği tatlandırıcılar out. Eritritol, stevia, monk fruit in. Ondan sonra ne alıyoruz? Proteinler. Balık, et, tavuk, yumurta. Bunları her gün yiyebiliriz. Her gün yiyeceğiz. Şarküteri de alın. Temiz sosis bulursanız, içeriğini bildiğiniz. Sucuk. Of, sucuk pastırma. Best gıda. Mümkün olduğunca işlenmiş etleri az tüketin. İçinde nitrat var. Her şeyin fazlası zarar. Azı karar. Sucuklu yumurta. Yiyin yani. Bunları nasıl alabilirsiniz? Her gün gidip insan tavuk, balık, et alamaz. Benim alma şeklim şu. Burada Costco denen mega markete gidiyoruz. Tavuk şöyle bir 5 kiloluk pakette satılıyor. Alıyorum. Bunları tek günlük porsiyonlara bir şekilde bölüyorum. Küçük ziplock dediğimiz bu fermuarlı torbalara koyuyorum. Buzdolabına atıyorum. Mümkünse hatta küçük küçük kesiyorum. Çünkü çıkardığım zaman bir, çözülmesi çok kolay oluyor. İki, yemeği hazırlaması çok kolay oluyor. Proteinlerimizi toptan alabiliriz. Yumurtayı 30 tane alabilirsiniz yani. Nasıl olsa bol bol yiyeceğiz. Günlük sebzelere gelince bunları tabii daha ufak miktarlarda alırsınız. Yoksa çürürler dolapta. Neler? Örnek vermek istiyorum. Salatalık, domates, kabak. Bunların içinde çekirdek olduğunu ve meyve olduklarını söylemiştik. Daha az tüketeceğiz. Karnabahar, kara lahana, ıspanak. Şu anda yasaklı ama sonra düzelir. Marul. Kıvırcık salata. Pazı semizotu. Brüksel lahanası. Kuşkonmaz. Karnabahar. Karnabahar söyledim.
Neyse yani sebzede limit yok. Patlıcan, çekirdek var, daha az tüketiyoruz. Sabit ürünlerden peynir mutlaka dolapta bulundurabileceğiniz kadar çeşit bulundurun. Avokado ve ceviz. Avokadoyu da Türkiye'de biraz zorlanıyor insanlar. Çok sert geliyor. Evet, millet BİM'de indirim kovalıyor falan filan. Hatta toptan üreticilerden postayla 20 tane 30 tane aldıranlar var. Ama tabii onun avokadonun çok hassas bir raf ömrü var. Bir gün sert, ertesi gün yumuşak, üçüncü gün pörtlemiş vaziyette. Sebzelere geri dönelim. Bir dipnot gireceğim burada. Emre çok kızacak ama girmek zorundayım. Makroları biliyoruz. Protein, karbonhidrat, yağ. Bir de mikrolar olayı var. Mikrolar neler? Her yediğimiz gıdanın içinde A vitamini, B vitamini, K vitamini, C'yi de atlamayalım. Kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, folik asit, fosfor, balıkta mesela. Bunlar da var. Dolayısıyla iki sebze arasında seçim yapacaksanız, demir almak istiyorsanız, atıyorum karnabahar yerine ıspanağı tercih edebilirsiniz. Dipnottan çıkıyorum. Atıştırmalıklar. Atıştırmalıkları hazırlamak için neler alabilirsiniz? Evde mutlaka badem unu ve Hindistan cevizi unu bulundurun. Çünkü yarın öbür gün biraz zaman geçsin. Yarın öbür gün poğaça yapabilirsiniz. Pizza tabanı yapabilirsiniz. Bunlarla gayet mümkün. Cookie yapabilirsiniz. Tatlandırıcınız var. Sahte ununuz var. Yani badem unu. Bunlar kan şekerini yükseltmiyor. Kurabiye yapın, ekmek yapın, bilmem ne yapın. Başlarda yapmayın. Başlarda bir arının, temizlenin. Bunun dışında alışveriş listesine ne eklenebilir? Atıştırmalıklar diyorduk. Akşamları otururken ne yiyoruz? Çekirdek yiyoruz. Kabak çekirdeği, ay çekirdeği. Süper yağlar. Kabak aydan daha iyi. Ama az yiyoruz. Az yiyoruz. Oturup iki kase yemiyoruz. Yalan yiyoruz. Kabak yemeyin. Çekirdeğin içindeki değerler. Siz yemeyin. Siz bizi dinlemeyin. Bizim yaptığımızı yapmayın, dediğimizi yapın. Efendime söyleyeyim. Başka ne atıştırıyoruz? Krema. Türkiye'de biraz zor bir konu. Bu neden olduğunu anlamıyorum ama sen yazın gittiğinde krema bulamıyorum falan filan diyordun. Burada böyle galonlarla falan krema satılıyor. Kremayı alıyorsunuz, bir bardak döküyorsunuz. El mikserini alıyorsunuz, çırpıcıyı. Onu katı hale gelene kadar, yani kase çevrildiğinde dökülmeyecek kıvama gelene kadar biraz eritritolle veya bir tatlandırıcıyla tatlandırıyorsunuz. Üzerine de biraz orman meyvesi serpiyorsunuz. Bayağı tatlı kremalı meyve yiyorsunuz. Alın size tatlı. Kakao serbest. Kakaodan da tatlılar üretebilirsiniz falan filan. Amaç şekerden uzak durmak. Okey. Yemekleri yaptık. Başka orman meyveleri dedik. Meyve olarak bir tek orman meyvelerini, onları da limitli yiyoruz zaten. Akla ne geliyor başka alışverişte? Alışverişte şöyle bir şey geliyor. Saydığın her şey aslında fiyat olarak diğer abur cubura göre daha pahalı. O yüzden insanların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi, bu diyet çok pahalı. Bu diyeti nasıl yapacağım? Ben her gün et alamam, her gün yumurta alamam. Ya da işte şunu yapamam, bunu yapamam. Bu da bir problem aslında. Problem ama maliyet hesabı olarak gidecek olursak oradan, şimdi dakikalar için beni dövme sonra çok konuştun diye. Maliyet hesabı olarak gidersek cips yiyorsunuz kardeşim, bir tane bir paket cips alıyorsun veya popcorn alıyorsun, hazır paketlenmiş şu bu. Bir cips paketinin içinde yarım patates yok. Onu incecik kıyıyorlar, kızartıyorlar, ediyorlar. Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum. 5 lira mı veriyorsun, 8 lira mı veriyorsun, Doritos alıyorsun, 10 lira, 10 lira. Abuk subuk bir para veriyorsun. Şimdi oradaki maliyet hesabına bak. Ondan sonra git kendine et al. Sağlıklı beslen. Zayıfla. Hayvansal yağını al. 2 kuruş fazla ver ama maliyet hesabında bilmiyorum. Bana sağlıklı yemek sağlıksız atıştırmadan daha ucuz geliyor. Yani kazanacağın sağlığın zaten şeyi yok. Paha biçilemiyor ona. Ne yiyelim yani? Ucuz diye cips mi yiyelim? Cips de ucuz değil. Meyve masrafı kalmadı, bakliyat masrafı kalmadı, pirinç masrafı kalmadı. Şeker, çikolata, pastane mamulleri kalmadı. Temiz, kompakt bir buzdolabı. Proteinler, et, tavuk, balık, yumurta, günlük sebzelerin 3-5 tane de atıştırmalık. Bu kadar, bu liste etrafında dönüyorsun. Toptan alabiliyorsan toptan al. Ucuz üreticiden yüksek miktarda getirtebiliyorsan bir kere de onu getir. Ya videonun altında yazın. Sizce daha mı pahalı, daha mı ucuz?
Ben karar veremiyorum ona açıkçası. Et ucuz bir şey değil, burada da değil. Türkiye'de de olmadığını biliyorum. Ucuz proteini nereden nasıl tüketebilirsiniz? Yumurta. Yumurta herhalde içlerinde en hesaplısı. Ama ucuz diye günde 12 tane yumurta yerseniz de kusarsınız. Hoş, makrolarınızı uyar. Aslında 12 yumurta yiyerek yaşayabilirsin ha. Yok, yemeyin. Et yiyin, tavuk yiyin. Protein tozu bulursanız, katkısız, içinde şeker olmayan, aslında kendinize protein tozundan, süt içemiyoruz biliyorsunuz. Sütte çok karbonhidrat var. Badem sütünü al. Badem sütü çok pahalı Türkiye'de. Yani bademin her şeyi çok pahalı. Unundan, işte sütünden hep... Amerika'da ne kadar insan badem, kırık badem alıp badem sütü yapıyor biliyor musun evde? İşte. Özel şey bezleri, nedir o süzdüğümüz, yoğurt süzlen falan filan alıyorlar. Kendi badem sütlerini kendileri üretiyorlar falan filan. Neyse, oraya girmeden, yani içinde laktoz olmayan, normal bildiğimiz süt dışındaki sütlerden bulabiliyorsanız... Söyle de o, yapmak gerekmiyor mu protein tozu? Protein powder şeyini, protein tozu. Evet, 3-5 tane orman meyvesi atın. Güzel vanilyalı, şekersiz, karbonhidratı minimumda olan protein tozu buluyorsanız onu alın. Bak bugün çok hızlı konuşuyorum. Başka, neler yapıyoruz? Yemekten sonra atıştırıyoruz, işte çekirdek dedik. Badem, ceviz, fındık. Bütün kuru yemişler okey gibi ama değil aslında. Şu sebeple değil. Omega 3 kelimesini duymuşsunuzdur. Omega 6'yı da duymuşsunuzdur. Bunun 9'u da var. Bunlar gidiyor böyle bir sülale gibi. İyi olan omega 3. Omega 6'yı da alıyoruz, tüketiyoruz. Fakat omega 6'nın fazlası vücutta enflamasyona sebep oluyor. İlk bölümde söylediğimiz kötü yağları çöpe atın dememizin sebebi ayçiçek yağı, mısır yağı, aspir yağı, kanola yağı falan filan, bunlarda omega 6 çok yüksek. Bu yağlar gerçekten kötü yağlar. Vücudumuza, sağlığımıza iyi gelmeyen yağlar. Dolayısıyla bunlar kuru yemişlerde de var. Bakmamız gereken esas şey ne? Omega 3, omega 6 oranı nasıl? Yani aralarında inanılmaz büyük bir fark varsa o yemişi tercih etmeyin. En mükemmel yemiş ne? Bu kapsamda, yani bu bağlamda bakarsanız birebir oranla, yani bir omega 3 yağ asidine karşı bir omega 6, tek mükemmel yemiş ceviz. Onun dışında diğerlerini de yiyebilirsiniz. Evet, sağlıklı yağ, evet vesaire vesaire, ama aradaki oranlar çok çok saçma. Bunların hiçbir detayına giremeyiz. İnterneti açın, omega 3, omega 6 oranları deyin, yemişler deyin, yağların oranlarına bakın, göreceksiniz. Alacaklarımızı saydık, bu kadar. Enteresan bir şey daha ekleyeyim. Kemik. Kasabınıza gidin, kemik alın, ilikli, koca koca kemikler. Bunları bir yıkayın, bir taşım kaynatın. Atın pis suyunu. İsterseniz fırın tepsisine dizin, üzerine güzel yağ gezdirin. Hadi bakalım. Rosemary falan filan bir şeyler üzerine ne ekliyoruz? Defne yaprağı. Onları bir fırınlayın. Bunlar çıtır çıtır altın rengi kıvamına gelince alın ondan kemik suyu yapın. Bunları porsiyonlara bölün. Buzluğunuza koyun. Canınız isteyince gündüzden çıkarın. Gece ısıtın. İçine biraz sarımsak rende. Efendime söyleyeyim, sirke, tam böyle işkembe kıvamında. Viski yerine kemik suyunuzu yudumlayın. İnanılmaz faydalı bir şey. Söylemeye gerek yok. İçinde ilik var. Buna bir kapanış yapalım silah soruyla. Ben yemekleri anlatacaktım ama neyse. Standart kapanışımız olsun. Biz doktor değiliz. Burada anlattığımız, paylaştığımız her şey kendi tecrübelerimizden yola çıkarak edindiğimiz bilgiler. Lütfen bir sağlık sorununuz varsa doktorunuza danışın. Ketojenik beslenmeye başlamadan önce araştırmanızı yapın. Bilgilerinizi toplayın. Doktorunuza, arkadaşlarınıza, etrafınıza danışın ve ona göre yola çıkın. Bunun için günlük 1500 dolar... hemen hemen, yani so mu dedim? Evet. Kısacası soyunup şöyle aynanın karşısında donunuzla bir geçin. Maggie, ağzıma koyduğum her lokmada bunları nasıl hesaplayacağım ben? Karbonhidrat değeri eksi lif. Size net karbı verecek, net karbonhidratı verecek. Geldiniz, vaktinizi ayırdınız, seyrettiniz. Aşağıda güzel sözlerinizi veya küfürlerinizi bekleriz. Bundan sonra çıkan videolarımızdan da hemen haberdar olmak isterseniz
şuradaki abone ol / subscribe ikonuna tıklarsanız sizinle haftada 2-3 beraber olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz.